çok şükür Türkiye jimnastik tarihinin en büyük madalyasını İbrahim Çolak ve Ahmet Önderle kazandık Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleşen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halk aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak ile şampiyonada dünya ikincisi olan Ahmet Önder ve olimpiyat kotası alan Ferhat Arıcan ile Nazlı Savranbaşı'yı tebrik etti. Çok şükür Türkiye cimnastik tarihinin en büyük madalyasını İbrahim Çolak ve Ahmet Önder ile kazandık. Dört tane olimpiyat kotası aldık Ferhat Arıcan ve Nazlı Savran başıyla. Suat Çelen, federasyona seçildiğimiz günden itibaren çok uzun vadeli plan yaptık dedi. Bu yarışmaya çok uzun zamandan beri hazırlanıyorduk. İşte federasyona seçildiğimiz 7. yılımız bu. Yani çok uzun vadeli plan yaptık. Ama şöyle bir düşünüyorum da geriye doğru baktığımızda dünya kupalarından gelen madalyalar peşine ee, Avrupa Şampiyonası'nda gelen madalyalar, Dünya Şampiyonası'nda finallerde kaçan madalyalar. öyle adım adım takip ediyorduk. Çok şükür Türkiye, jimnastik tarihinin e, en büyük madalyasını İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'le kazandık. Dört e, tane olimpiyat kotası aldık, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı ile. Tarihinde biliyorsunuz, jimnastik tarihinde iki tane madalyaydı. E, İlk defa 2012'de Göksu 3 taşlandı olimpiyatlara katılmıştı 2012 Londra'da. Sonra 2016'da Tutlayılmaz'da Ferhat Arıcan'dı. Bizim amacımız ikinin üstüne çıkması. Çok şükür planlarımız tuttu ve şu anda dördüncü kotaya aldık. Ve tabi bunu da madalya ile Çelen son olarak başarıların istikrarlı şekilde devam etmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Ülkemize sevindirdisek ne mutlu bize. Ama bugün itibariyle antrenmanlarımız başladı. Önümüzde yine yarışmalarımız var, dünya kupalarımız var, her şeyden önümüzde 2020 Tokyo Olimpiyatları var. Biz her zaman diyorduk, Türk cimnastinin amacı artık olimpiyatlara katılmak değil, olimpiyatlarda madalya almak. Ve burada olimpiyat madalyasına ne kadar yakın olduğumuzu gösterdik. Çünkü İbrahim Çolak halka da iki tane olimpiyat şampiyonunu geride bıraktı. E yani bu çok önemli bir şeydi bizim için. Yani artık İbrahim çok da genç bir sporcu. Umut ediyorum ki bu uzun yıllar ülkeye hizmet edecek. Ahmet Önder e uzun yıllar hizmet edecek. Yine Ferhat Arıcan keza öyle. Bu bağlamda ülkemizi mutlu ettiysek ne mutlu. Umut olduk. Ama devamı geleceğini ben buradan da söyleyebilirim. Türk jimnastiğinin geleceği ee, ya yani önemli olan madalya almak değil madalyayı elimizde hani tutabilmek önemlidir gençlerden de çok iyi ekip geliyor ve diğer o, olimpik disiplinlerimiz olan ritmik jimnastik ve trambolin jimnastikte önümüzdeki saykılda da parkurla beraber e, Türk jimnastiği olimpiyatlarda adından e, uzun yıllar söz ettirecek diye düşünüyorum.